Ay dönümünde pasif gelir kazanmanın en güzel yollarından biri sizin de bildiğiniz gibi airdroplar. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlerle bazı airdroplar paylaşacağım. Kendim de katılmaya çalıştığım ya da katıldığım airdroplar. Bu airdroplara katılmak çok kolay, basit ve büyük bir çoğunluğu ücretsiz. Bu web sitelerinden arkadaşlar airdropları takip edebiliyorsunuz, görevleri yapabiliyorsunuz ve katılabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bunların neredeyse tamamı ücretsiz ve çok kolay. Yani evde oturacağınıza, boşa internette zaman geçireceğinize hani bu airdroplara katılabilirsiniz. Şimdi geçen airdrop videosunda paylaştığım web sitelerinden farklı olarak bir tane daha web sitesi var ki buradan da airdropları kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu web sitesinin ismi ise arkadaşlar airdrops.io, şurada gördüğünüz gibi. Burada son airdroplar, insanların ilgi gösterdiği airdroplar ya da holder airdrops dediği, hani belli bir token'i ya da belli bir coin'i cüzdanınızda tutuyorsanız siz holder oluyorsunuz ve airdrop veriliyor. Şimdi arkadaşlar buradan bazı projelere bakacağız airdrop için. Hani benim takip ettiğim zaten birkaç tane var. Özellikle bir tanesini beraber yapacağız burada. Bir dakika, şimdi ufak bir reklam arası. Binomo'yu daha önce duymuşsunuzdur. Dünya Ticaret Kupası'ndan haberiniz var mı? Arkadaşlar Dünya Ticaret Kupası Binomo'nun düzenlediği 5 ila 30 Aralık arasında olan bir etkinlik. Ve bu etkinliklerin büyük ödülleri var. Toplamda 300 bin dolar değerinde. Bunun için de arkadaşlar para ödülleri Apple cihazlar ve BMW 3 serisi ya da bunun değeri olan 70 bin dolar. İlk başta Binomo'dan bir hesap açmamız lazım. Binomo.com'a geliyoruz. Şuradan kaydolun bölgesine tıklıyoruz. Ve hesabı oluşturduktan sonra bize eğitim için toplamda 10 bin dolarlık bir demo hesabı veriyor. Bu hesapla alım satımı öğrenebilirsiniz. Daha sonra bu Dünya Ticaret Kupası etkinliklerine katılmak için şurada World Cup bölümüne geliyoruz. BMW 3 serisi gibi büyük ödülleri kazanmak için Sprint 2 bölümüne katılmanız gerekiyor. Ve tabii ki bu etkinliğe katılmak için bir hacim ortaya çıkarmanız lazım ve bu hacimin gerçek parayla ortaya çıkması lazım. Ve daha sonra tüm yapmanız gereken ise beklemek. Dünya Ticaret Kupası'na siz de katılmak istiyorsanız aşağı açıklamalara bir link bırakıyorum. Oradan buraya kaydolabilirsiniz. Crew 3, zaten Crew 3'ü biliyorsunuz arkadaşlar. Bu siteyi kesinlikle kullanın. Burada benim takip ettiğim 2 tane proje var açıkçası. Biliyorsunuz Sue da aynı Aptos gibi arkadaşlar airdrop verecek. Ve arkadaşlar Sue'nun verdiği bu airdrop'un bedelinin 5000 dolar ila 10.000 dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Hani buna kesinlikle katılıyorsunuz. Şimdi hemen kısaca üstünden geçmek gerekirse nasıl katılacaksınız? Buradan arkadaşlar crew3.xyz'ye geliyorsunuz. Mesela Sue Global'ın üstüne tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada zaten 110 tane görev var diyor. Hani görevleri yapacaksınız. Ve arkadaşlar görev deyince de gözünüz korkmasın. Çok kolay şeyler açıkçası. Bakın şuradan başlayın diyorlar. Hani diğer görevler kapalı normal olarak. Hani teker teker yaptıkça bir sonraki görevde açılıyor. Hani burada bir disclaimer yapmışlar. Buraya basalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu görev yaptığımızda 100 XP'yi alıyoruz. Burada bir disclaimer var. Yalnız bu Sue Global arkadaşlar. Sue değil. Sue ile Sue Global aynı şeyler değil. Hani burada da zaten onu belirtmiş. Kabul ediyor musunuz diyor. Bunu hemen kabul edelim. Daha sonra claim rewards dediğimiz zaman arkadaşlar buradaki ödülü almış bulunuyoruz. Tabi burada Twitter'ınızı vesaire de bağlamanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar şu ikinci görev, üçüncü görev diye hani böyle kolay görevleri yaparak bu airdrop'u almaya hak kazanıyorsunuz. Arkadaşlar bu Sue Global'da kesinlikle takip edin. Sue'nun yanı sıra zaten Aptos'ta olduğu gibi dediğim gibi airdrop'u bayağı bir güzel olacak. Ve arkadaşlar Crew 3'te benim takip ettiğim diğer bir airdrop ise arkadaşlar ZK Sync. Hani bunu da kesinlikle duymuşsunuzdur zaten. Bu arkadaşlar Ethereum Layer 2 çözümleri sunuyor. Hani Polygon'la benzer teknolojiyi vesaire kullanıyorlar. Bunun da üstüne tıkladığımda arkadaşlar görüyorsunuz. Hani mesela Discord'a katılın, buradan 20 XP kazanın. İşte Twitter'da takip edin, 10 XP kazanın vesaire. Görevleri daha sonradan açılacak. Şimdi dediğim gibi benim takip ettiğim öteki web sitesi ise airdrops.io. Buraya en son geleceğiz arkadaşlar. Daha sonra airdroplara katılmak için kullanabileceğiniz bir diğer web sitesi ise bahsettiğimiz gibi CoinMarketCap arkadaşlar. Buradan bakın product bölümünde, campaigns bölümünde free airdroplar var. Bunu zaten göstermiştik, gene gösterelim. Bakın şu anda bir tane airdrop varmış. Hani üstüne tıkladığınızda hani burada görevler yazacak aşağıda. Bakın arkadaşlar şurada görevleri tamamladığınızda daha sonra burada sağ panelde burada airdrop'a katıl butonu olacak. Oradan da katılabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar demiş ki ya işte CoinMarketCap'teki işte airdrop'lara çok kişi katılıyor. Oradan airdrop alamıyoruz vesaire. Arkadaşlar sonuçta bedava. Hani 3 dakikalık bir şey, 5 dakikalık bir şey. Hani yapın bunları. Daha sonra arkadaşlar airdrop'ları takip edebileceğiniz bir diğer platform ise Twitter. Biliyorsunuz arkadaşlar özellikle kripto ve NFT konusunda Twitter önde gelen platformlardan birisi. Burada da insanlar bulduğu airdrop'ları vesaire paylaşıyor. Twitter'da arkadaşlar @defiairdrops diye bir, bakın defi alttan tire airdrops diye bir sayfa var. Burası arkadaşlar bütün airdropları paylaşıyor. Bakın rumor olarak paylaşıyor. Yani rumor demek söylenti demek. Söylentilerinde büyük bir çoğunluğu gerçekleşiyor zaten. Ya da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bakın airdrop confirm diyor. Yani
confirmed edilmiş, onaylanmış airdrop. Airdrop vereceği kesin olmuş. Burada da arkadaşlar size anlatıyor zaten airdrop'a nasıl katılabilirsiniz. Hangi görevleri vesaire yapmanız gerekiyor. Onun için dediğim gibi arkadaşlar bu Twitter sayfasını da takip edin. Buradan eminim ki zaten işe yarayacak airdrop'lar bulursunuz. Şimdi arkadaşlar benim kendi takip ettiğim ve almaya çalıştığım airdrop'ları sizle paylaştım. Bunlar ZK Sync ve Sue. Üçüncüsü ise arkadaşlar bakın burada da zaten paylaştı. Arbitrum. Özellikle arkadaşlar ZK Sync ve Arbitrum'un airdrop'unun 10.000 dolar ila 50.000 dolar arasında olacağı düşünülüyor. Zaten arkadaşlar bundan önce Optimism airdrop'u olmuştu. O da öyle 10.000 dolarla 50.000 dolar arasında oldu. Onun için arkadaşlar bu tarz paralar hayal değil. Airdrop olarak insanlara veriliyor. Bunun da sebebi ne? Yani insanlar neden para dağıtıyor? Bunu da şöyle açıklayayım. Bu blockchain ile ilgilenen şirketler, NFT şirketleri ya da kripto token şirketleri olsun, bunlar normal platformlara reklam veremiyor arkadaşlar. Bunun bazı sebepleri var. Birinci sebebi bu platformlar token ya da coin reklamlarını kısıtlamış durumda. Yani böyle reklam almıyorlar. İkincisi ise bu projeler arkadaşlar sosyal medya platformlarına reklam veremedikleri için hani bu reklam bütçesini bari airdrop yöntemiyle insanlara duyuralım. Daha sonra bir trafik çekelim. Hani bunun karşılığında da çekiliş yapalım. Bu reklam bütçesini insanlara dağıtalım. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar airdrop'un da görevleri vesaire burada yazıyor. Hani bazen bridge vesaire kullanmanız lazım. Geçenlerde bir videoda zaten bridge'in nasıl kullanılıyor onu size göstermiştim. Şimdi arkadaşlar biz hemen gidelim web sitemize, airdrops.io web sitesine. Bakın arkadaşlar burada step by step guide yazıyor ya ve 214 dereceye çıkmış. Yani bayağı bir popüler bir airdrop. Hani buradan arkadaşlar Arbitrum Bridge Page'e gidin diyor. İşte Ethereum adresinizi bağlayın diyor. İşte Layer 1'den Layer 2'ye birazcık fund transfer edin diyor. Daha sonra arkadaşlar birkaç tane transaction yapın. GMX vesaire kullanın. Hani bunu almaya hak kazanacaksınız. Hani bunlar size kafa karıştırıyor. Birazcık karışık gibi görünebilir ama birazcık burada zaman geçirdiğinizde zaten anlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar siz de bir airdrop'a katılacağız. Buradan arkadaşlar Latest Airdrops'ta bakın şurada alev bölümü var. Bu alev bölümü popüler demek insanlar arasında. Hemen biraz aşağı indim. Burada P isminde bir airdrop var arkadaşlar. Hani videodan önce zaten ben birazcık aldım NFT airdrop olarak. Şimdi de size göstereceğim. Daha sonra arkadaşlar bunların token airdrop'una vesaire katılacağız. Burada zaten arkadaşlar step by step yani adım adım size anlatmış. Birincisi arkadaşlar P görev sayfasına git diyor. Daha sonra buraya gittikten sonra arkadaşlar MetaMask cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Ancak arkadaşlar Ethereum ağında değil Polygon ağında işlem yapacağız. O yüzden arkadaşlar şuradan tıklıyoruz. Hemen Polygon hesabına geçiş yapıyoruz. Matic cüzdanınızda, Polygon ağınızda birazcık Matic olması lazım. Çünkü arkadaşlar işlemleri yapmak için biliyorsunuz arkadaşlar küçük bir miktar gaz ücreti ödüyorsunuz ve bunu Matic olarak ödüyorsunuz. Şimdi buraya giriş yaptıktan sonra aşağı indiğimde arkadaşlar burada bakın yeni başlayanlar için görevler var. Hani buraya tıkladım. Daha sonra arkadaşlar XP usulü çalışıyor tabi bu airdrop normal olarak. Bakın diyor ki bir tane ENS'ye sahip olmanız lazım diyor. ENS'de neydi arkadaşlar? İşte Ethereum Name Service. Daha sonra arkadaşlar Uniswap'ı kullanın diyor. İşte OpenSea'de diyor aktiviteleriniz olsun diyor. Bakın ben NFT'yi alıp sattığım için daha önce zaten bunu claim edebiliyorum. Hani gözünüzün önünde de buradan airdrop alayım. Bakın hemen claim diyorum. Daha sonra arkadaşlar benim cüzdanım açıldı. Buradan onaylamam lazım. Gaz ücreti 0.01 dolar diyor. Hemen buradan onayla dedim. Bakın transaction success diyor. Yani bizim airdrop alma işlemimiz tamamlandı. Bakın arkadaşlar OpenSea'ye geldiğimde bana bir NFT göndermişler airdrop olanlar. Hani bu fazla para etmiyor. 0.12 dolar vesaire. İstiyorsanız tabii bunları satabilirsiniz. Daha sonra videodan önce bir tane daha aynı yerden claim etmiştim ben. Bunun da değeri arkadaşlar 29 matik yani 23 dolar neredeyse. Dediğim gibi istiyorsanız bunları satıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu ENS konusuna geleceğiz. Bundan önce şurada görev listesi var. Buraya da tıklayabiliyorsunuz. Yani burada tonlarca görev var arkadaşlar. Bunların bazılarını zaten siz de yaptınız. Daha önce yapılmış görevleriniz yani. Sadece claim etmeniz lazım. Bakın OpenSea Master diyor. Bunu da claim edebiliyorum. Hatta bunu da alalım öyle değil mi? Üstüne tıkladım. Bakın diyor ki OpenSea'de 20 defa NFT al ya da sat diyor. Zaten işimiz NFT. Sürekli NFT alıp satıyoruz. Buradan hemen claim diyeyim. Yani onaylamam lazım. Hemen şuradan onayla butonuna bastım. Ve hemen buradan tamamlandı. Şimdi OpenSea'ya giriyoruz. Bakın arkadaşlar bize şöyle bir şey verdi. OpenSea Aquarium diyor. Yani bunun da değeri 50 matikmiş. Yani 40 dolar. Arkadaşlar bakın burada zaten ben hiçbir şey yapmadım şu anda. Zaten OpenSea'yı kullanmıştım. Hani onun için bana ödül verdi. İstersen bunları satıp bunu 40 dolara, ötekini 20 dolara, işte 60 dolar. Şimdi arkadaşlar bu ENS olayına gelelim. ENS'yi nasıl alacağız? Bakın burada diyor ki P'yi kullanmanız için sizin ENS domaininize sahip olmanız lazım diyor. Nereden alacağız? Bunu da buradan alabilirsiniz diyor. Daha sonra arkadaşlar ağımızı değiştirmemiz lazım. Ethereum'a değiştir diyelim. Şimdi biz nasıl bir adres alacağız? Mesela Tarık yazalım. İşte burada search diyelim. Diyor ki burada tarik.et'ye başka biri tarafından alındı zaten diyor. 2031 yılına kadar almışlar bunu. Hemen geri diyeyim. Bu sefer
bilgisayar arkadaşlar. Tarık BLN yazdım. Hadi bunu alalım bari. Search dedim. Ha, bakın bu uygunmuş. Bunu alabiliriz mesela. Üstüne tıkladım. Şimdi arkadaşlar normal domain alır gibi bunu kaç senelik alacağız? Mesela 2 senelik alırsak $16. 1 senelik alırsak $11. Şimdilik 1 senelik alalım. Daha sonra uzatabiliriz. Buradan arkadaşlar request register diyoruz. Yani kayıt için istek gönder. Daha sonra bizim bir gaz ücretimiz var. Yaklaşık $1. Onayla dedim. Şimdi diyor ki wait for 1 minute. Yani 1 dakika bekle. Daha sonra diyor zaten almış oluyorsun yenisi. Bakın arkadaşlar transaction confirmed dedi. Yani MetaMask onayladı bunu. Daha sonra arkadaşlar gaz ücretiyle dahil $7 vesaire oldu. Hemen onayla dedim. Tabii arkadaşlar birazcık gaz ücreti vesaire ödüyoruz ama bu ENS zaten hani birçok airdrop'ta kullanılabiliyor. Bakın bu arada onaylandı diyor. Şimdi bir ENS'e sahibiz. Şimdi hemen PNS sitesine geldim tekrar arkadaşlar. Buradan tekrar poligona geçelim. Bakın bu daha yansımamış arkadaşlar. Üstüne tıklayayım hatta. Aynen. Hani bu yansıyınca arkadaşlar claim butonuna basarım tekrar. Hani şöyle bir NFT alırım. Hani bu da dediğim gibi belki 10 belki $20. Ve daha sonra arkadaşlar burada XP oluyor. Hani XP'niz ne kadar fazlaysa, ne kadar burada çok görev yaparsanız hani o kadar airdrop alma şansınız oluyor. Bazen de şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Hani XP'ye göre airdrop veriyorlar. Mesela 6000 XP'ye şu kadar. İşte 60000 XP'ye bu kadar. Hemen arkadaşlar birazcık daha aşağı indim. Bakalım başka claim edebileceğimiz görevler var mı diye. Bakın burada diyor ki ETH holder diyor. Yani Ethereum tuttuğum için cüzdanımda. Hemen bunu claim edelim. Bakın transaction success dedi. Hani bir tane daha NFT gönderdiler büyük ihtimal. Ve arkadaşlar şu Iron ETH holder bunu da claim edebiliyorum. Bunu da alalım bari. Burada gaz parası harcamayla alakalı bir airdrop var. Bunu aldım. Tamamdır, şimdi bu da success dedi. Bir tane daha NFT'miz geldi. OpenSea Intermediate. Hemen claim edelim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz birçok ben NFT claim ettim. Hani bunları istersem satabiliyorum. Hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane toplam NFT claim ettim buradan. Airdrop olarak. Ve daha önemlisi arkadaşlar burada hiçbir şey yapmadan ben 11.000 XP kastım. Hani siz de buradaki görevleri yaparak vesaire XP kasabiliyorsunuz. Zaten arkadaşlar hani bunların çoğunu eminim ki siz de yaptınız. Şimdi arkadaşlar bir de diyor ki burada also try out PLand diyor. Hani PLand'e de girin diyor. Burayı da diyor kullanın diyor. Hani P token kazanmak için vesaire. Burada diyor ki ENS olması lazım diyor. Bir de diyor Polygon ağında birazcık matiğiniz olması lazım diyor. Evet, ikisi de var zaten. Bakın MetaMask'ı seçtim. Bağlan diyorum. Hemen sonraki dedim. Zaten arkadaşlar Polygon ağına bağlanıyor. Bakın ENS'nizi seçin diyor. Tamam, Tarık BLN.ETH. Buydu benim ENS'im. Burada CreateLand diyor. Yani bir toprak parçası üreteceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bunun nasıl çalıştığı söyleniyor. Ya işte NFT olarak alırsınız. Zaten insanlar alıyor satıyor. O hediye gelenler vardı ya. İşte bunları cüzdanınızda durur diyor zaten. Ya da diyor bunları diyor görev tamamlayarak alırsınız, cüzdanınızda durur diyor. Hani bunlar da daha sonra buradaki land'inize yani toprak parçanıza işte transfer edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunu çok detaylarına inmeyeceğim. Tamam, bizim zaten amacımız neydi? Bu P tokenlerini almak için arkadaşlar. Hani buradaki görevleri yapmaktı. Yani size diyeceğim o ki arkadaşlar bu airdrop işi gerçek. Hani insanlar reklam için harcayacağı bütçeyi bu projeler, bu şirketler reklam için harcayacağı bütçeyi işte böyle airdroplar yoluyla ilgi çekiyorlar. Hem trafiklerini çekiyorlar hem de bu bütçeyi insanlara dağıtıyorlar. Arkadaşlar bunları ihmal etmeyin derim. Bu paylaştığım web siteleri kullanın. Twitter hesaplarını vesaire takip edin. İleride arkadaşlar airdrop olarak bedava token, coin işte NFT almak işimize gelir. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim, bu videoda ve bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir like verip aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.